Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün değerli meslektaşım, değerli kardeşimiz Anıl Şahin'le beraber geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayi İcra Kurulu kararlarını beraber inceleyeceğiz. Çünkü bu 2024'ün ikinci toplantısı, değil mi Anıl? Evet abi ama 2023'te de hiç toplantı yapılmamıştı. Bunu da bir dipnot olarak koyalım. Önemli bir dipnot ve uzun süredir yapılan ilk Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında çok çok önemli kaldı. Sen de ben de sitelerimizde hazırladığımız içeriklerde özellikle çelik kubbe yani hava savunma sistemini ön plana çıkardık. Bunu konuşacağız, detayları beraber konuşacağız. Çünkü açıklamalar genellikle genel olarak yapılıyor. Biraz buradan ipucu neler, neler var, neler yok bunlara birlikte bakalım. Anıl çok teşekkürler. Anıl şu an ana merkezi Ankara'da ama şu an yazın sıcağın merkezine Alanya'ya doğru hareket etmiş ve Alanya'da ailesinin yanında yayın yapıyor ama Anıl arkada maketler de yani senin Ankara ofisinden fark yok yani bu arada. Abi Ankara ofisinde maket yok ya. 3-4 tane maket var. Burası harbiden cennet. İyi doldurmuşuz. İyi doldurmuşuz. Buradan savunma sektörüne de ilgili mesajımızı vermiş olalım. Şimdi biraz geyiği kenara bırakalım ve Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında şöyle bir bakıyorum. 12 karar var. İlkiyle başlayalım. İlki diyor ki katmanlı hava savunma sistemimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasının temin eden yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe projesi. Şimdi tabii Çelik Kubbe'nin neydi bir önceki versiyonun adı? Gök Kubbe'ydi aslında. Yani Aselsan tarafından ortaya konulan konseptin adı Gök Kubbe'ydi. Ama son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrası bu Gök Kubbe'nin de kapsamı oldukça arttırıldı. Bir sistemler sistemi işte System of Systems formatında güncellendi ve Çelik Kubbe oldu adı. Çelik kubbe oldu. Şöyle bir detayları seninle üzerinden geçmemiz gerekirse en alçak seviyeden başlıyoruz ve en yüksek seviyeye kadar hava savunma sistemi entegre halde. Benim duyduğum da ilk defa resmi yani tabii sektör olarak bizler duyuyorduk. Yapay zeka entegrasyonu gerçekleştirilecek ve buradan da sistemin ana yürütücüsü Aselsan değil mi? Aynen o şekilde yani Çelik Kubbe projesinde özellikle işte işin büyük bir kısmını hem sensörleri hem silah sistemleri birbirine bağlayacak hem de bazı hava platformlarını bu yapı içerisinde Çelik Kubbe içerisinde entegre edecek firma Aselsan. Tabii abi senin de dediğin gibi hava savunma çok aslında katmanlı bir yapı yani çok alçak irtifa, alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa devamında ise antibalistik füzelerden oluşan bir sistemler bütünü aslında hava savunma daha doğrusu böyle olması gerekiyor. Ama tabii dünyanın şu anda birçok ülkesinde katmanlı bir hava savunmadan bahsedemeyiz. Şu anda Türkiye hava savunma tedariğinde özellikle işte Patriot tedariğinde yaşanan bin bir çeşit bizden de kaynaklanan işte ABD'den de kaynaklanan zorlukların ardından kendi yerli katmanlı hava savunma ağını tesis etmeye çalışıyor. Bu aslında büyük ölçüde artık en azından sistemlerin geliştirilmesi bazında tamamlandı diyebiliriz. İşte çok alçak irtifaya baktığımız zaman top alanında Korkut envanterde seri üretim devam ediyor. Yüksek adetlerde de artık işte envantere girmiş durumda. Onun ardından Roketsan'ın omuzdan atılan hava savunma füzesi Memfetis Sungur var. Alçak irtifaya geçtiğimiz zaman hem tekerlekli Hisar A Plus var hem de bunun paletli ve otonom bir araca bürünmüş versiyonu olan otonom Hisar A Plus var. Orta irtifaya geçiyoruz. Hisar O Plus'lar artık işte envanterde seri üretimde devam ediyor. En üst katmana, hava savunma alanındaki en üst katmana geçtiğimizde ise Siper yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füze sistemini yakında envantere girmesini bekliyoruz. Şu anda bu saydığım sistemler içerisinde envanterde olmayan tek sistem Siper. Onun da aslında şu anda kabul faaliyetleri devam ediyor. Hatta belki de içinde bulunduğumuz ay içerisinde ilk sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini bekleyebiliriz, girdiğini görebiliriz. Siper Blok 0 ve Siper Blok 1 olmak üzere iki ayrı füze sistemi var şu anda o Siper sistemi içerisinde. Bir tanesi 100 kilometre menzilli, diğeri ise 150 kilometre menzilli ve hava soluyan hedeflere etkili. Yani işte insansız hava aracı, seyir füzesi, savaş uçağı gibi helikopter gibi hedefleri
etki altına alacak füzeler bunlar. Katmanlı hava savunmayı kurduktan sonra ise işin asıl vurucu noktası aslında çelik kubbenin ne anlama geldiğini söylemek gerekirse entegre katmanlı hava savunma sistemi. Yani bütün sistemdeki işte füze sistemlerinin, elektro-optik sistemlerinin, radarların, pasif radarların, çeşitli AWACS gibi erken uyarı ve elektronik harp uçaklarının bir bütün içerisinde entegre olmasıyla oluşacak yapıya biz şu anda çelik kubbe diyoruz. Tabii bunu söylediğin zaman omuzdan atılan alçak irtifadan çok daha kısa menzilli hava savunma sistemlerden siperin blok 0, blok 1'e kadar uzanan gerçekten çok geniş bir menzili var. 100 kilometre ve üzeri diyebilir miyiz şu an etki açısından? Şu an testlerde 100 kilometre geçildi. Geçildi. Bunları da bu tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Bizler bu tür menzil bilgileri arkadaşlar, füzeler konusundaki menzil bilgileri gerçekten çok stratejik, açık kaynak, üreticilerin, savunma sanayi şirketlerinin belirttiği kaynaklar, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği değerleri sizlerle paylaşıyoruz. Kafamızdan uydurduğumuz veya sağdan soldan duyup söylediğimiz bir menzil yok. Çünkü füze deyince eşittir en stratejik konu menzil, bunu belirtmemizde fayda var. Bu konuyla da ilgili Aselsan'a yükleniciliği var ve tabii ki Türkiye'de roket teknolojileri dediğimiz zaman Roketsan'ın çok büyük katkıları var. Zaten geçmişte de hisar ve siper konularında Aselsan ve Roketsan birlikte çalışıyor. TÜBİTAK SAGE var ve Makine Kimya MKE'nin de katkıları dört ana paydaş Aselsan ana yükleniciliğinde gözüküyor. Şöyle sorular da geldi çünkü bu haberi paylaştıktan sonra S-400'ler bu sistemin içine entegre olacak mı gibi. S-400 bu sistemin içerisine entegre olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü S-400 bizim Rusya'dan tedarik ettiğimiz ve tedariğinden itibaren standalone yani münferit çalışacağını deklar ettiğimiz bir hava savunma füze sistemi. Dolayısıyla Rus yapımı bir sistemi çelik kubbe gibi milli ve belki de ileride NATO'ya deklar edeceğimiz bir sistemin içerisine mimarisine entegre etmemiz şu an için çok mümkün gözükmüyor. Bu çeşitli problemlere de yol açabilir zaten. S-400 stand-alone olarak çalışacak bir sistem ve envanterimizdeki diğer radarlara, elektro-optik sistemlere ve füze sistemlerine entegre olmayacak. Tabii S-400 demişken de şu parantezleri de açalım. Rusya'nın ihracatı konusunda Hindistan'la el sıkışmıştı 2018 yılında. Türkiye'ye F-35 konusunda S-400 sonrasında programdan çıkartılma gibi adımlar atan Amerika, Hindistan'a herhangi bir uygulaması, herhangi bir yaptırımı yok. Hatta geçtiğimiz günlerde de Hindistan'ın uzun menzilli versiyonu olan S-400'ün füze konusunda alımla ilgili de Moskova ve Yeni Delhi arasında pazarlıkların sürdüğünü belirtelim. S-400 ile ilgili bir başka son haber de hep alıyor diye çıkıyoruz. Biz de yapıyoruz haberlerini. İran'ın S-400 İran. tedariki malum son dönemlerde Orta Doğu oldukça hareketli. Hava savunma sistemleri açısından da İran kendini kuvvetli tutmaya çalışıyor ki herhangi bir şekilde herhangi bir İsrail saldırısına karşı sağlam durmayı hedefliyor. Bu nedenden dolayı da S-400 tekrar tekrar gündemimize geliyor. Bu projenin henüz daha bir bitiş tarihi tamamının envantere girişiyle ilgili herhangi bir süre, yıl, şu kadar süre içerisinde tamamlanacak gibi bir bilgi gelmedi. Muhtemel onları da ileriki dönem içerisinde duyarsak sizlerle paylaşırız. Genel olarak çelik kubbenin özellikleri bunlar. Her zaman söylediğimiz gibi hava savunma sistemleri çok katmanlı sistemler. Burada da ben bilgi olarak sana da sormak istiyorum. Balistik füzelere karşı değil, hava sollayan hedeflere karşı bir adım değil mi bu çelik kubbe? Aynen abi o şekilde ama şöyle ya bu geliştirilmeye açık bir sistem. Bundan sonra Türkiye'nin entegre hava ve füze savunmasında beyni çelik kubbe olacak. Şu anda füze savunma sistemlerini barındırmıyor çünkü bizim şu anda envanterimizde veya geliştirmiş olduğumuz herhangi bir antibalistik füze sistemimiz bulunmuyor. Ancak şunu biliyoruz. Şu anda az önce de bahsettiğim gibi helikopter, İHA, seyir füzesi, SAH uçağı gibi hava soluyan hedeflere karşı etkili olan Siper Blok 0 ve Siper Blok 1 hava savunma füzelerinin ardından Siper sisteminin tıpkı Patriot'ta olduğu gibi antibalistik füze özellikli
Bazı önleyici füzeleri, yani daha yeni Siperblok işte 2 gibi, Siperblok 3 gibi füzelere sahip olması bekleniyor. Yani hava savunma füzesi ile antibalistik füzenin arasındaki en temel fark da şu. Antibalistik füzeler biraz daha zayıf mimarda olmakla birlikte tasarımsal olarak da çok daha yüksek irtifalarda görev yapıyor ve genelde hedefi, yani balistik füzeyi yanında bir harp başlığı infilak ettirmek suretiyle değil, direkt kafa kafaya çarpışma, hit to kill yöntemiyle imha ediyor. Ama bu kolay bir şey değil. Çünkü sizin bir balistik füzeyi antibalistik füze aracılığıyla imha etmeniz için o balistik füzenin fırlatıldığı andan itibaren onu tespit ve teşhis üzerine de takip etmeniz lazım. Yani antibalistik füzenize sürekli olarak bilgi paslamanız lazım. Şu anda şu irtifada, şu hızda, şu işte istikamete doğru ilerliyor deyip onu olabildiğince yüksekte, mümkünse atmosfer dışında imha etmek gerekiyor. Çünkü balistik füzeler şu anda o tarz bir şeye şahit olmadık ama nükleer harp başlıkları da taşıyabiliyor. Kimyasal, biyolojik, radyolojik harp başlıkları taşıyabiliyor. Atmosferin içerisinde siz bu tarz bir harp başlığını taşıyan balistik füzeyi imha ettiğiniz zaman bu başarı değil. Çünkü o serpinti sayesinde serpinti yüzünden sizin ülkeniz zarar görecek. Dolayısıyla ne kadar yüksekte imha ederseniz o kadar iyi. İkinci mesele de sen de çok iyi biliyorsun abi. Balistik füzelerin çeşitli fazları var. İşte fırlatma fazı var, ara faz var, terminal faz var vesaire vesaire. Terminal faz ara fazdan sonra geliyor. Yani füzenin, balistik füzenin uzaydan tekrar atmosfer içerisine girip hedefine yönlenmeye başladığı anı terminal faz diyoruz ve o esnada balistik füzenin hızı doruk noktasına ulaşıyor. Balistik füze neden tehlikeli? Çünkü hızlı sistemler, hızlı füze sistemleri. Dolayısıyla envanterdeki mevcut hava savunma füzeleri hızlı ve yüksekten uçtukları için zaten balistik füzeleri imha edemiyor. Bunun için antibalistik füzeler geliştiriliyor. Dolayısıyla az önce de belirttiğim gibi hem bunu yüksekte imha etmemiz lazım hem de mümkün olduğunca atmosferin içerisine sokmamamız lazım. Ne olur ne olmaz. Gelelim ikinci maddeye. Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler. Biraz tabii çelik kubbeyi de içeriyor. Bunun yanı sıra farklı sistemler de başta gemilerin platformlarının savunması ile ilgili muhtemel bu maddeden de önümüzdeki dönem içerisinde bazı bilgiler alırız gibime geliyor benim. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle öyle abi. Çelik kubbeyi bir konsept, bir beyin olarak işte lanse ettik ama bunun içerisinde her bir sistemin ayrı bir projesi var. SSB'de şu anda Savunma Sanayi Başkanlığı'nda 850'den fazla proje yürütülüyor. Dolayısıyla onlarla ilgili de kararlar alındı. Şurada şunu atlıyor olabiliriz. Tabii siperden bahsediyoruz, hisardan bahsediyoruz ama bunlar sadece karada kullanılan işte füze sistemleri değil. Kısa süre önce TCG İstanbul mesela Milli Diket'in Launcher sistemi, Roketsan'ın geliştirdiği Milli Midlas aracılığıyla Hisar D Arif hava savunma füzesini ateşledi. Şimdi biz biliyoruz ki bu Midlas sistemini ilerleyen aşamalarda özellikle Taurus versiyonu geldiği zaman Siper gibi daha yüksek menzilli hava savunma füzelerinin de entegrasyonu gerçekleştirilecek ve dolayısıyla çelik kubbeye gemilerdeki hava savunma sistemleri de dahil. Bu işte Siper de olabilir, Hisar da olabilir veya yakın hava savunmayı sağlayan Gökdeniz gibi sistemler de olabilir. Veya beraberinde gelecek olan Gökdemir, Burç veya Levent gibi çeşitli menzillere sahip füze sistemleri de olabilir. Günün sonunda harekat merkezinde, komuta kontrol merkezinde oturan personel önünde Türkiye'nin bütün hava savunma sistemlerini ve bunlara yardımcı olan sensör sistemlerini bir ağ bütünü halinde görebilecek. Bunların da aslında cevabı bize çokça geliyor. Muhtemel sen de cevaplıyorsundur. TF-2000 fırkateynleri hava savunma şemsiyesi sunacak ve bu sistemlerin gelişmesiyle birlikte biz daha hani TF-2000 ne zaman ete, kemiğe, çeliğe bürünecek dediğimiz zaman da belki de bu sistemler biraz daha entegre olacak. Bunlar üzerinde göreceğiz gibime geliyor benim. Şimdi tabii maddelere devam edersek üçüncü çok önemli madde Milli Muharip Uçak Kaan projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler. Senle beraber İngiltere'de yapılan Farnborough Havacılık Fuarı'ndaydık. Burada TUSAŞ'ın yeni genel müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu ile beraberdik. Hem sen hem ben de röportaj yaptık. Ortak yabancı basınla toplantılarına katıldık ve son gelişmeleri onun ağzından, Mehmet Bey'in ağzından duyduk. Biraz ne diyelim size
yoğurdu üfleyerek yer. Gerçekten çok böyle net bilgiler, rakamlar, tarihler vermeye çalıştı Mehmet Bey. Herhalde Milli Muharip'le ilgili önümüzdeki günlerde üçüncü uçuşu mevcut prototip T0'la göreceğiz. Ve kendisi de söyledi, asıl Milli Muharip uçak Kaan tasarımını muhtemel önümüzdeki yılın ortası gibi P1 ve ikinci prototip olacak P2'de göreceğiz. Bunlarla da ilgili de Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden alınan kararlarda anladığım kadarıyla yavaş yavaş bunların da bütçesi çıkılıyor, görevler veriliyor. Önümüzdeki günlerde TUSAŞ açısından epey böyle hareketli geçecek. Mehmet Bey hatırlayacaksın, röportajda demişti 2026 başı gibi muhtemel Kaan'ları gün aşırı uçurur hale geleceğiz. Bununla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Ya bir kere o bizim yaptığımız Farnborough'da, İngiltere'de yaptığımız röportaj esnasında abi Mehmet Bey'in söylediği şu cümle çok önemliydi. Şu an uçan P0 Kaan prototipini biz aslında uçmak üzere tasarlamadık dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı aslında ama sonradan uçacak hale getirildi program daha hızlı ilerlesin diye. Şu anda biraz daha hacimli bir Kaan görüyoruz ama muhtemelen P1 ve P2 prototipleriyle birlikte hem Tolga abinin dediği gibi uçuş testlerinin hızlandığını göreceğiz hem de uçan daha bir böyle etek kemiğe büründüğünü, ilaveten bazı önemli tasarım değişikliklerine de uğradığını göreceğiz. Çünkü zaten kritik tasarım faaliyetlerini yanlış hatırlamıyorsam Kaan'ın bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yani daha aslında şu anda gördüğümüz Kaan prototipi yolun başı, daha kritik tasarım faaliyetleri tamamlanmadan önce ortaya çıkmış bir prototip. Bundan sonra Kaan'ı göreceğiz ama Kaan'ı görmekle yetinmeyeceğiz. TUSAŞ şu anda 6. nesil konsepti içinde çalışmalarını sürdürüyor. Orada Mehmet Bey 6. nesil konseptinin şu anda ne olduğunu konusunda bir karara varılmış değil dünya genelinde dedi ama Kaan'ın, Anka 3'ün, Kızıl Elman'ın ve Süper Şimşeklerin birlikte uçabileceği bir konsept üzerinde de TUSAŞ çalışmalarını sürdürüyor. Burada şunu söylemek gerekir. Çok geride değiliz yani bu 6. nesil konseptinde. Çünkü orada Güney Kore'yi de inceledik. İşte BAE Systems'ı da inceledik. Lockheed'i de inceledik. Biz bu 6. nesil konseptini çok geriden takip etmiyoruz. Hatta bence ileriden takip ediyoruz. Onlarla ilgili çok fazla kamuoyunda biraz bilgi karışıklığı, bilgi kirliliği olduğu gibi çok güzel bir noktaya temas ettin. 6. neslin ne olduğunu, Mehmet Bey'in çok güzel lafıydı o. Biz de bilmiyoruz nereye gidecek. Herkes bir şeyler araştırıyor. Önemli olan o araştırma tasarım aşamasında geç kalmamak. 6. nesille 5. nesil şöyle farklı, hani daha 5'i yapamadık, 6 ne oluyor falan gibi denebilir. Kızıl Elma, Anka 3, Şimşek, Süper Şimşek, Kaan hep birlikte bir sistem oluşturuyorlar ve bu sistemin insanlı ve insansız olarak beraber görev yapması, otonom olarak gitmesi, ki Farnborough'daki fuarda sen de inceledin, otonom kol uçuşu, OKU konsepti TUSAŞ'ın çok çok önemli. Bu işler nereye gidiyor? Aslında yaptığınız tasarımdan çok, yani uçağın şekli, kanadı, şusu, busundan çok birlikte görev yapılabilirlik çok çok önem kazanacak. Bunlarla da ilgili de Kaan'la birlikte yürüyecek bir proje. Yol uzun ama bu yola Türkiye yürümeye başlamış durumda. O açıdan da önemli. Hemen İHA'larla ilgili dördüncü maddeye bakalım. Bayraktar TB3, Akıncı ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerinin tedarikine yönelik projeleriyle sürü yetenekli kamikaze ve mini insansız hava ve çok önemli deniz araçları projeleri. Malum giden projeler açısından anladığım kadarıyla TB3'e yol verilmiş, devam diyor. Akıncı konsepte oturuyor. Aksungur. Yani Aksungur ilk kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde deniz kuvvetleri olmuştu. Gerçekten çok uzun süre havada kalabilen bir İHA sistemi. Hatta şeylerde Aksungur'un çok uzun süre havada kalabilmesi de Silahlı Kuvvetler tarafından da ilgi de takip ediliyor. Bu konuyla ilgili de benim anladığım kadarıyla Aksungur'un kullanıcı, Türkiye'deki kullanıcı sayısı miktarsal ve kullanıcı sayısı olarak artacak gibi gözüküyor. Bunlarla da birlikte kamikaze sistemler. Geçtiğimiz gün sen de paylaştın, ben de paylaştım. STM'nin kargısı ve üçüncü nesli artık görev yapıyor. Hani hep diyoruz ya, Ukrayna'da bu kamikaze sistemler acayip yol almış. Önceki gün hatta 28 helikopteri düşürdü Ukraynalılar. FPV olarak adlandırılan çok basit ticari dronlarla, bu gerçekten havacılık için inanılmaz bir şey.
Bu konularda da sanıyorum önümüzdeki günlerde bir gelişme olacak ama bir türlü bitmeyen Türkiye'de kamikaze projeleri de var. Yıllardır haber alamadığımız projeler. Onlar da artık ben bitsin diyorum. Yani tabii abi bu kamikaze konusu önemli. Biz burada aslında STV'nin kargosuyla ve diğer projelerle öncü bir rol oynadık. Şimdi mesela Baykar'dan da mini seyir füzeleri geliyor Kemankeş gibi ama artık seyir füzesinin kamikaze İHA'mı çok ayrım da işte kaçmış durumda. Ama daha uzun menzile gitmemiz lazım. Daha yüksek havada kalışlara ulaşmamız lazım. Daha fazla harf başlığı taşıyan ürünleri görmemiz lazım. Mesela dediğim gibi mesela kargı diye bir ürünümüz, bir projemiz de var ama yıllardır devam ediyor. Yani çok uzun menzilli bir ürün, işte çeşitli arayıcı başlıkları kullanabilecek bir ürün, harf başlığı açısından iddialı bir ürün. Aslında ihtiyacımız olan daha çok kamikaze İHA alanında bu tarz stratejik sistemler. Bunların da artık bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi gerekiyor. Eğer projede bir sorun varsa, bitirilemiyorsa da yani geliştiren şirketin bence şahsen biz bu projeye başladık, önemli bir noktaya getirdik ama burada mali veya işte teknik sebeplerle tıkandık deyip bir deklare etmesi gerekiyor. Bu sefer şimdi ben gittim her fuarda kargıyı görüyorum. Ne zaman envantere girecek dendiğim zaman işte bu sene 2 sene bizim ürünümüz hazır aslında tarzı cevaplar aldığım zaman sen de ben de okuyucu kitlesine bunu söylediğim zaman bu sefer diyor ki millet ya bize dalga mı geçiyorsunuz? Siz geçen sene de aynısını söylemiştiniz. Evet. Yani bunun adını iyi koymamız lazım. Açık yüreklilikle söylememiz lazım. Ürün hazır mı? Yani Hazırsa sorun neden nerede? tedarik Ne yetişmiyor? İşte nerede problem var? Teknik anlamda hangi aşamaları aşılabilir veya dediğin gibi ne yapılabilir? Çok önemli. Bir de tabii ki deniz üzeri insansız sistemler konusunda da böyle bir adım ilk deniz aracı envantere alındı. Bunun arkasından geri kalanları da ben girmesini bekliyorum. Belki de biraz da görev konularında farklılıklar ve çeşitlenme olacak gibi. Türkiye İHA konusunda yakaladığı, savunma sanayi konusunda yakaladığı dünyada öncü rolü üzerine de taşıyacak. Bu konuda Ukraynalılar çok enteresan şeyler yaptılar. Gerçekten Rusları Karadeniz'de donanma olarak, deniz üstü güçleri olarak çok çok zor durumda bıraktılar. En azından belki de o savaşın Ukrayna'nın açısından ibrenin döndüğü en önemli noktalardan bir tanesi deniz oldu. Hani kara ve hava konusunu oturup tartışırız tabii ki ama o konularda da önümüzdeki günlerde yeni yeni haberler çıkar gibime geliyor. Beşinci madde ülkemizin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler. Tabii uzayla ilgili işler savunmaya göre çok daha yavaş ilerliyor. Çok yüksek teknoloji ve çok ciddi paralar gerektiriyor. Baykar'ın Fergane'si var. Roketsan'ın atım sistemleriyle ilgili geliştirdiği projeler var. Delta V'nin yaptığı çalışmalar var. Umarız bunlarla da ilgili değişik gelişmeler olur. Tabii bu arada bunları söylerken birçok şirkette savunma sanayinde değişim var. Emek yani vakıf şirketlerinden işte TUSAŞ'ın başında Temel Bey'in ayrılması arkasından işte Delta V, Ares gibi şirketler. Daha önceden TÜBİTAK SAGE'de Gürcan Bey'in ayrılması ve sonra Aslan Savunma'da kariyer açısından da atamalar, görevden ayrılmalar, emekli olmalar oldukça fazla da bir hareketlilik var. Yani sonuçta savunmada projeler çok iddialı. Bazı şeyler yerine gelmediği zaman veya artık yönetici sonuçta çok yıpratıcı bir şey. Uzun yıllar orada kalabilmek Evet. bir kan değişiklikleri de sık sık meydana geliyor. Altıncı madde en önemli maddelerden bir tanesi kara hava denizlerimizde durumsal farkındalığımızı arttırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri. Son dönemde bölücü terör örgütünün elinde çeşitli kamikaze drone sistemleriyle ilgili saldırılar. Ben buradan da Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerimiz gerçekten çok iyi elektronik anlamda hem de fiziki anlamda bir karşı koymaları var bunlarla ilgili. Yani görüyorsunuz işte Ukrayna Savaşı'ndaki o görüntülerde işin psikolojik harp bölümünü oluşturuyor. Her modern ordu gibi bu konuyla da ilgili hem elektronik hem hava savunma açısından mini ve mikro drone sistemlerine karada, denizde, havada bunlara karşı da bir geliştirme olacak gibi görüyor. Sekizinci maddeye Burada beraber bakarsak
Evet, Burada bir girdi dinliyorum. yapayım abi. PKK'nın elindeki kamikaze İHA'lara işte vurgu yaptım ve diğer bazı İHA'lara vurgu yaptım. Yani şüphesiz ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok iyi bir koordineli çalışması var. Dolayısıyla sahayı inceliyorlar, her şeyi izliyorlar. Bu İHA'ların veya işte farklı insansız platformların terör örgütlerinin eline kimin verdiğinin de farkındalar. Yani o da önemli. Hangi ülkeler bu işin içerisinde, ne yapıyorlar, tedarikat nereden gidiyor? Bu da adım adım takip ediliyor. Bir gün bence bunun da sonucunu görecekler. Belki de görmeye başlamışlardır. Bu da önemli bir vurgu bence. Bazen çok farklı yerlere operasyonlar yapılıyor. İşte İran çok uzakta bir noktasına ve böyle çok nokta atışı. Ya düz buradan terörist de çıkmadı falan filan ama imal edilen noktalar, tedarik noktaları gibi yerlere MİT olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri olsun göz açtırmıyor bu noktalara. Ele geçen bir sistem hemen savunma sanayi şirketleriyle birlikte oluşturulan koordinasyonla, uzmanlarla beraber çok ciddi inceleniyor. Ne eksik ne gedik bu konuyla ilgili telefonların mobil uygulamaları gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri sürekli güncelleme halinde. Doğrusu da bu zaten. Yedinci maddede envanterde yer alan tanklarımızın ve savaş uçaklarımızın yerli ve milli imkanlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler. Şimdi tabii o kadar geniş bir madde ki Anıl sabaha kadar konuşabiliriz ama bunu çok vaktimiz de yok. Motor konusunda atılan adımlar, valla ben bunun bir ucunu Kaan'a doğru çekerim. Bir ucunu işte özellikle kara sistemleri veya deniz sistemlerinde yavaş yavaş yerli motor transmisyon sistemleri, güç aktarım sistemleri gibi konular var. Buralara da böyle bir yavaş yavaş bir kayma olacak gibi gözüküyor. Genel olarak ne söylemek istersin maddeyle ilgili? Abi modernizasyon konusu da önemli. Yani benim anladığım kadarıyla özgür sayısı artıyor bir kere. O çok önemli. Çok seri bir şekilde artacak gibi gözüküyor. F-16'da İkincisi tabii. Onu da şey yapalım. Hı. tabii. İkincisi şu anda gündemde olan bir kasa uçaklarının aviyonik modernizasyonu var. C-130'un ardından onlar da modernize edilecek. Bu çok önemli. Deniz araçlarının modernizasyonu zaten devam ediyor Barbaros. Mesela TF-2000'e değindin hava savunma kısmında abi. Neden böyle Evet. gecikiyor tarzında sistemde bulunan böyle takipçilerimiz de var. Çok da uzatmamak açısından kısa bir girdi yapayım. Yani şimdi 7 tane İ sınıfı fırkateyn, İSTİF sınıfı fırkateyn inşası devam ediyor. 2 tane açık deniz karakol gemisi Hisar sınıfının donatımı devam ederken bir 2 tanesi daha üretilecek. 6 tane reis sınıfı denizaltı üretiliyor. Onun haricinde insansız deniz araçları var, çeşitli lojistik gemiler var, Barbaros sınıfı fırkateynlerin modernizasyonu var. Var da var. Bunların hepsi günün sonunda savunma eşittir. Ekonomi. TF-2000 gibi yüksek maliyetli, belki birim maliyeti işte 1 milyar dolara, belki 708 milyon dolara kadar uzayacak bir platformu sizin bir anda yapmanız çok mantıklı da değil, imkanlı da değil. Çünkü TF-2000'i koruyacak platformları önceden yapmamız gerekiyor. Şu anda onlar yapılıyor. O yüzden biraz eldeki platformların modernizasyonu, biraz da onların yeni versiyonlarını işte İSTİF sınıfı fırkateynler gibi katmak daha mantıklı bir yaklaşım gibi gözüküyor. Ben şahsen TF-2000 için artık 2028-2030 diyorum. İşler tamamen duygusal. Duygusal. Sonuçta çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ülkemiz ama ortalık da çok karışık. Mevcut şartlar içerisinde projeleri en doğru, verimli bir şekilde yönetmek çok çok önemli. Bu da tabii Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çok çok önemli görevlerinden bir tanesi. Komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemlerinin tedarikine yönelik projeler. Bu da gerçekten farklı farklı projeleri bir anda dediğim gibi bunda da sabaha kadar konuşabileceğimiz çok farklı proje var. Yani bunların sürdüğünü, bu konularla ilgili projelerin devam ettiğini ifade ediyor ama özel bir vurgulama yapmak istediğim bir nokta var mı Anur? Ya öyle bir sisik açıklaması ki her şeyle ilgili karar alınmış olabilir. O yüzden sabaha kadar konuşulabilir ama yani en azından beklenen 2023'ten beri beklenen kararların büyük bir kısmının çıktığını görüyoruz. Motor ve füze konularına çok vurgu var. Belki daha uzun menzilli oyuncakları görebiliriz yakında seyir füzesi alanında. Oo, hadi bakalım, hadi bakalım diyoruz. Ve tabii ki
En merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de 9. madde. Taktik tekerlekli zırhlı devriye aracı ve Evet. silah taşıyıcı araçlar ile muhtelif kara araçları projeleri. Valla uzun süredir 6x6'lar, 8x8'ler konusunda bir beklenti içerisinde üreticiler, Türkiye'de de bu konuda ihracat konusunda çok çok kuvvetli şirketlerimiz var. Neler onlar? FNSS, BMC, Otokar gibi şirketlerimiz bu konularla ilgili üretimler gerçekleştiriyor ve bu gelişmeleri de dikkatle takip ediyorlar. Biraz böyle projelerden ufak ufak bilgiler var mı? Neler var, neler yapılacak? Ya bu maddenin tercümesi FNSS ve BMC hayırlı olsun dememiz gerektiriyor. Belli ki Evet. beklenen ihalenin siparişlerin en azından bir kısmı Sisik'ten çıkmış. Zaten FNSS ya çok sayıda Açılış paketi. açılış paketi aynen abi. Zaten FNSS çok sayıda silah taşıyıcı aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Bunların bazıları ki silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında üretilen tekerlekli Pars ve paletli kaplan tipi araçlar, Kornet ve UMTAS tanksavar füzelerini atan araçlar. Ama aynı zamanda yine Roketsan'ın UMTAS, LUMTAS, işte OMTAS, Girit gibi füzelerini ateşleyebilecek eski adıyla KD Montel Girit, KMC adını taşıyan ama yeni dönemde işte farklı isimlerin verildi. İşte taktik füze fırlatma aracı gibi isimlerin verildi. Paletli bir araç da var. Onunla ilgili biz bir sipariş olduğunu düşünüyorum şu anda. Buna ilaveten muhtemelen Pars izci ile ilgili bir sipariş verilmiş olabilir. Çünkü orada zırhlı keşif aracı vurgusu önemli. İlaveten bir de işte bu yeni nesil zırhlı muharebe araçları vesaire gibi birden fazla isme sahip olan büyük bir proje var. Muhtemelen onun da ilk parti siparişi senin dediğin gibi abi açılış paketi bu karar kapsamında BMC ve FNSS'e verilmiş olabilir. Valla kara araçları konusunda epey enteresan. Muhtemel bunlarla ilgili netleşme konusu önümüzdeki Ekim ayında yapılacak sahada biraz kokusu çıkar gibi mi çıkıyor geliyor. Bakalım orada neler sergilenecek. Tabii sonuçta saha İDEF gibi değil. Daha şirketlerin işbirliklerini masaya yatırdıkları, kendi tedarik zincirlerini oluşturdukları çok çok önemli bir fuar ama oradan biz bu işin kokusu çıkmaya başlar diye tahmin ediyorum. Bu konuyla da ilgili dediğim gibi yani Türkiye'nin çok önemli bir altyapısı var. İlerleyen zaman içerisinde biz bu araçların farklı ülkelere ihracatı konusunda da Türkiye'nin seçimi bence böyle bir belirleyici olur gibime geliyor. Gelelim 10. maddeye, kıyı römorkörü ve bot sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projesi. Valla Deniz Kuvvetleri son dönemde altın hisseyi toparlıyor Savunma Sanayi Bütçeyi Başkanlığı ele geçirdiler açısından. ya. Bütçeyi ele geçirdiler, evet. Evet, tabii işin şaka kısmı bu ama denizcilik çok çok önemli ve denizlerdeki Türk donanmasının daha aktif olarak görev yapması açısından bu tür alımlar, bu tür projeler büyük önem taşıyor. Ve tabii Aziz ki Başkan hayırlı 11. madde. olsun. Aziz Başkan ihracatta da fena bir şekilde frene basmış Yok durumda. bu maddeden sanki Aziz Başkan'a, Değersan tarafına bir şeyler gidiyor gibi de. O yüzden de. Dersan'da zaten devam eden projeler var. Ondan sonra Aziz Başkan sana Fahri Fenerbahçeli rozetini bizzat şeyde herhalde sahada takar diye düşünüyorum yani. Ben Galatasaraylıyım ama inşallah takmaz abi yani. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Peki. Şimdi denizcilikten sonra kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri diye 12. çok özür dilerim, 11. madde var. Kuantum F-35'i teknolojisi nedir ne diye. takip edecek, ne teşhis edecek onu söylüyor. Ya kuantum nedir, teknolojisi nedir deyince şöyle bir Google'a yazdığımız zaman parçacıkların atomik ve atom altı seviyelerde davranışlarını inceleyen bir fizik dalı olan kuantum mekaniğinin ilkelerini kullanan fizik ve mühendislik alanıdır gibi böyle çok teknik bir açıklama geldi. Dediğin gibi stealth teknolojisine sahip hava araçlarının takibi ve diğer konular neler yapılacak? Malum bir yandan da biz Farnborough'dayken Yunanlı Bakan'ın açıklamaları vardı. O açıklamalara karşı da kendisini turist olarak bekleriz. Yılda 60 milyon turist Türkiye'ye geliyor diye Milli Savunma Bakanı'nın güzel böyle bir kinayeli bir cevabı vardı. Bu maddeyi de kuantum teknolojileri olarak altına ekleyelim. Kuantum Şimdi nedir? Neler yapılıyor?
İngiltere'den bir ay önce de sen gelmedin ama ben oradaydım ama Paris'te fuar vardı. Orada Evet. işte Eurosatory'deydik. Eurosatory'e Yunan Savunma Bakanı Dendias da geldi. Kendisinin fotoğrafını çekemedim. Korumaları biraz önüme set oluşturdu ama Roquesans standının önünden geçerken nasıl o Mamce ailesine ve diğer Çakır gibi seyircilerine özellikle Atmaca'ya baktığını gördüm. Dolayısıyla fazla uçmasınlar. Kardeş kardeş son dönemde ilişkilerimiz iyi gidiyor. F-35'e bir gece işte geliriz vesaire falan filan. Bunlar çok yürekli açıklamalar. Bir de F-35'e teslim alma tarihleri 2028'den 2032'ye çekilmiş. Bence ona yansınlar. 2032'ye kadar bakalım ne olacak. Valla boş durmamak gerekiyor. İşte kuantum teknolojisi, savunma sanayi icra komitesi kararları içerisinde de bunlarla da ilgili Türkiye'nin işte bundan 5 yıl 6 yıl önce S-400 hava savunma sistemini konuşurken bu konudaki adımlar çok önemli. Şimdi adım atıyorsunuz, bunun arkasında durup sonrasını getirmek lazım. Füze, radar, sensör teknolojileri sürekli gelişim içerisinde olmak durumunda. Bunları geliştirdiğiniz zaman bir üzerine yenisini koyarak ilerliyorsunuz. Şimdi kendi hava savunma sisteminizi konuşurken hani S-400'e şu an ne durumda? Onun yerini ne kadar yerli sistemler alabilir konseptinde işte bunlar ortaya konulması, yazılması gereken maddeler kuantum teknolojilerinde şöyle bir kenara koyalım dedik. 12. madde ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik savunma sanayinde milli yetkinlik hamle projesi görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu insan kaynağı tabii ne güzel bu projede gençlerimiz çalışıyor, tecrübe kazanıyorlar. Fakat yurt dışına da ne yazık ki çok yetişmiş personeli diğer alanlarda olduğu gibi kaptırıyoruz. Onların yeni Maalesef. yeni projelerin oluşturulması lazım. Liyakatın, düzgün yönetimin çok çok önemi ortada ve bu genç beyinlerimizin yurt dışına gitmemesi gerekiyor. Çünkü savunma sanayi çok çok stratejik öneme sahip ve tabii ki artan projelerle birlikte insan kaynağı yetkinliği konusunda da başta Savunma Sanayi Başkanlığı'nın zaten önemli hamleleri, projeleri var. Buradan da artık bu işte SİSİK içerisine girmesinde ben çok çok önemli Bunun buluyorum. duyurusu bugün de Bu geldi bu değerleri arada. tutmamız lazım. Evet, Savunma Sanayi Başkanlığı açıkladı bu konuyu. Çok çok önemli bir madde. Bunun altını diğer yani bence bir füze, bir tank, bir savaş uçağı, bir stealth, bir İHA yapabilmek kadar çok çok önemli bu. 13. madde, milletimizin ve devletimizin desteğiyle Türk savunma sanayinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve Abi bir bölücü kararlılıkla özür dilerim. çalışmaların... Şimdi seninle Tabii. konuşurken bildirim geldi bana SSB'den, Savunma Sanayi Başkanı'ndan. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığımızı ziyaret ediyor. Ölük başkanla görüşmüş. Sisik sorunası hemen temaslar başlamış. Hemen bütçe Deniz Kuvvetleri'ne yönlenmeye başlamış. Şeritler açık. Ben Gidiyor şu an. bence toplantıdan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı gitmiş olabilir. Hani Mümkün. bize sonradan bildiriyor olabilirler onlarla ilgili. Mümkün. Çok önemli tabii ki bu projelerle hiç vakit kaybedilmemesi gerekiyor. Arkasından hemen icraata geçilmesi ve bu tür konularla adım atılması lazım. Deniz Kuvvetleri Komutanı da zaten görev süresi bir yıl uzatıldı. İşi bizzat takip ediyor SSB'den. Bu da önemli. Tekrar okuyacak olursam, milletimizin ve devletimizin desteğiyle Türk savunma sanayinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı. Yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği de ifade edildi. Valla baya böyle bir yoğun bir konsept. Zaten dün de Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün açıklamalarından 56 toplantı. Biz burada 13 madde olarak resmi açıklama üzerinden gidiyoruz söyledi ama 56 madde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve tabii ki MİT'in projeleri de bunlar içerisinde. SSB'yi yoğun bir çalışma takvimi tabii ki sektörü de bekliyor. Önümüzdeki günler bayağı hareketli geçecek gibi.
Benim tabii merak ettiğim bunlardan örneğin Altay tank projesi uzun zamandır ses yok. Belki önümüzdeki günlerde birkaç bilgi alırız ama benim anladığım kadarıyla Tosyalı Holding şu an BMC'nin sahibi. Muhtemel tüm gücünü Ankara'da inşası süren fabrikaya ve planlanan işte Güney Kore'den alınacak 100, ilk 100 tanktı değil mi? Güney Kore'den gelecek motor ve Aynen, güç grubu. transmisyon sistemiyle güç grubu ona üretmeye odaklanmış durumda. Umarım verilen tarihler tutar. O proje de uzun süredir böyle bir kulağın üzerine yatılmış durumda. Evet, sen Haziran'da Eurosatory, Temmuz'da beraberdik Farmro. Epey yaz ayları hareketli geçiyor. Bakalım buradan da şeyler çıktı, yeni adımlar çıktı. İlerleyen günlerde bu işler nereye gidecek? Ben de merak ediyorum açıkçası. Anıl, eklemek istediğin bir şey var mı? Yani en önemli mesele tabii şu anda yeni projeler başlatıldı vesaire ama seri üretim çok önemli. Bir taraftan da gerçekten bu sene içerisinde seri üretim yönünde çok önemli kararlar alındı ama ne kadar karar alırsak alalım günün sonunda bu ürünlerin seri üretime geçmesinin önündeki en büyük etken para. Yani para olmadan bu işler olmuyor. Tehditler işte büyüyor, bölgesel krizler artıyor. Dolayısıyla savunma sanayine her geçen günden daha çok yatırım yapmaya ihtiyacımız var. Bu bir tercih değil, zorunluluk. Bu bakış açısıyla ilerleniyor. Bir de iddialı olmamız lazım. Şimdi ben bugün mesela bir paylaşım yaptım. Dedim ki Çelik Kubbe Avrupa'nın en iyi hava savunma, entegre hava savunma sistemi olacak dedim. Yani millet yazıyor. İşte veriyi nereden alıyorsunuz, kanıtınız nedir diye. Kanıtım şu, Avrupa'da böyle bir sistem yok çünkü. Ve projesi de işte Avrupa savunma gök kalkanı işte girişimi vesaire tarzında gökyüzü kalkanı girişimi tarzında bir şey var ama günün sonunda sonuç yok. Avrupa'nın zaten ya ortaklaşa yürüttüğü birçok projede işte Eurofighter vesaire saymazsak sonuç çıkmıyor yani. Ortak insan savarıcı projesi vardı ne oldu vesaire. Hayır, şimdi bak Eurofighter'da ben şu parantezi açayım içerisine. Eurofighter'ın ilk uçuş tarihinden testlerin tamamlanıp seri üretime geçilmesi ve sonrasında gerçekten çok uzun soluklu, kolay bir proje değil. Bir de bunu birçok ortak ülke koyduğunuz zaman parayı kim koyacak, teknolojiyi kim geliştirecek, gelişen teknolojinin sahibi kim olacak, ne yapılacak, ne edilecek? Hani Avrupalıların o konuda uzun projeleriyle ünlü. Yani giren bir mühendisi emekli eder o projeler süreç açısından. Bunlara bakmak lazım. Bir de hava savunma gibi konularda benim fikrim şu, bilmiyorum katılır mısın? En son geliştirilen sistem en yeni teknolojiye sahip oluyor. Tabii ki stratejik anlamda çok yüksek teknolojiye sahip ülkeler var. Tabii ki bir avantaj ama son geliştirilen sistem daha etkin, daha teknolojik. Bir sonraki gelen ondan daha teknolojik, yani o zaman daha teknolojik, daha çok hedef vuran, daha hızlı bir şekilde hareket eden demek daha etkin. O yüzden bu son açıklanan projeyle birlikte senin sözlerin doğru olarak kabul edilebilir diye düşünüyorum. Bir de şey değil, hani sıfırdan bu işi yapmıyorsunuz. Belki bir 10 sene, 15 sene evvel bunları söylesek, yani ne var elinizde denebilir ama şu saydığınız birçok füze sisteminin önemli bir kısmı envantere girmiş durumda. Test aşaması veya teslimat aşamasına gelinmiş durumda. Tabii ki sadece füzeyi yapmakla bitmiyor bu işler. Sensör teknolojisinden farklı farklı konulara veya bırak onu geliştiriyorsun, seri üretemiyorsun bazen. İşte bak dediğin çok önemli konu. Tabii. Ağacı dikiyorsun, yetiştiriyorsun, ilk meyve geliyor ama sonrası gelmiyor. Veya vardır ya böyle, ilk bir avokado ağacını diker, 3 tane meyve verir 4 sene, 5 sene sonra. Sonra ağaç başına 250-300 avokadoya çıkar ama o bir Tabii. süreçtir. Bunların hepsi birer süreç. Çok dikkatli proje yönetimleri. Türk savunma sanayinin en büyük sınavlarından biri proje yönetimleri. Bunları çok çok dikkatli bir şekilde sektör yapmak zorunda. Allah kolaylık versin diyoruz. Başka bir şey diyoruz. Bizim işimiz rahat. Biz Ama de haberlerimizi, videolarımızı çekiyoruz. belki de sigaraya gelen zamların sebebi savunma sanayi destekleme fonunda biraz daha para akışını sağlamak olabilir. Sen de biz kullanmıyoruz abi gerçi ama. Gençlerimiz yani kullanmasın, etmesin, zararlı alışkanlıkları olmasın. Ama yani şöyle geliyor insan, gençlerimizin aklına şu gelebilir. Devletimiz versin, devletin cebinde para yok. Cebi parayı biz vergi olarak koyuyoruz. Devlet o vergileri yönetiyor. Çok proje var, çok iş var, çok para lazım açıkçası. Şöyle bir üzerinden geçtik kararların. Dediğim gibi
çok net bilgiler verilmiyor. Son 3-4 yıldır yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantılarında biz bunların etkilerini, yani bunu böyle bir ajandamıza şey olarak yazıyoruz, başlık olarak yazıyoruz, gazeteci olarak nasıl çalışıyoruz. Sonrasında yavaş yavaş bunun altı doldurulmaya başlanıyor. Bakınız Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Savunma Sanayi Başkanlığı'na hemen ziyareti. Ondan sonra işin tabii şaka kısmı bu ama yavaş yavaş bunların altları dolduruluyor. Projeler veya belirli bir aşamaya gelmiş projelere orada tabiri caizse Savunma Sanayi İcra Komitesi de düğmeye basıyor ve gidiyor ve bizi de böyle bize de bir konu çıkmış oluyor senle birlikte. Biz zaten Evet Anıl. devamında fuarlarda getiriyoruz. Fuarlarda yaptığımız röportajlarda bunları getiriyoruz. Ben diyorum ki gelecek Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne hangi konular gelir? Biz demiştik diyelim mi bazı şeylere? Demeyelim çünkü zaten ortaya konuyor. Bizim öyle bir dünya konseptleriyle ilgili biz bunu bulduk ettik dememize gerek yok diye düşünüyorum. Demek biraz çiğlik olur abi. Çünkü yani Türk Silahlı Kuvvetleri var, Savunma Sanayi Başkanlığı var. Bu kadar insan çalışıyor. 100 bin kişinin çalıştığı bir sektörde biz savunma sanayi araştırmacı olarak evet özellikle genel müdürlerle vesaire yaptığımız, karar vericilerle yaptığımız konuşmalarda, işte Haluk Başkan'la yaptığımız konuşmalarda birçok fikrimizi gündeme getiriyoruz ama bu fikrimizi getirdiğimiz gündemlerin çoğu zaten takipte olan şeyler. Tutup da bir karar alınca ben demiştim demek çok mantıklı gelmiyor. Biraz çiğlik olabilir. Bir de saçma olabilir. O yüzden iyi düşünmek lazım ne söylediğim. Evet, zaten bir şey sorduğumuz zaman yani şöyle dünyada bir teknoloji var. Daha derken işte Türkiye'de bu konunun ne kadar takip edildiği akademik tarafı, sanayi tarafı, kullanıcı silahlı kuvvetler tarafı gerçekten gelişmeler çok yakından takip ediliyor ve farklı farklı düşünceler, talepler gidiyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri sonuçta sürekli sahada olan bir kuvvet ve gelişmeleri çok dikkatli gördüğü için bazı işte talepleri veya öngörüleri konsept olarak savaşlarda veya savunma sanayi ürünü olarak yer alıyor desek herhalde bu da gerekli cevap olmuş olur. Anıl çok çok teşekkürler. Alanya'da hava sıcaklığına dikkat et. Bol bol su iç. Çok sıcaklarda dolaşma. Hoş Türkiye'nin artık her tarafı baya bir o kızıl elmaya Üstümüze dikkat. de döktük. Üstümüze de döktük. Yani şeyle terle birlikte gider. Kızıl elma demişken kızıl elma ile kapatalım istersen. PT3'ün testlerini gördün. Artık hani havalanması için gün sayıyordur. Benim tahminimce yer testlerini önemli anlamda bitirdiler. Biraz PT3 kas mı yapmış? Ne diyorsun görüntüsü? Kaslanmış, biraz da böyle motoru falan da değişmiş gibi. Şimdi takip ediyorum tabii Twitter'dan. Selçuk abi şu anda bir yurt dışı tatilinde, muhtemelen ilk uçuş için belki de onun dönmesini bekliyor olabilirler. Döndüğü an bu ay için şunlar Bence havalanmasını istiyorum. görev vermiştir. Şunları şunları tamamlayın. Ben geliyorum ilk uçuş için demiştir Gelene Selçuk kadar hazır Bayraktar. olsun. Bırak. Hazır olsun. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Belki de kim bilir Teknofest'te Anka 3'le kol uçuşu bile yapar mı bilmiyorum artık şimdi artık. Kim söyletiyor, ne yapıyor Zaten bilmiyoruz bu ama. kol uçuşu meselesinde de biz işi biraz şeye dökmeye başladık. İddiadan da çıktı. Yani Akıncı ile Kızıl Elma yaptı. İşte Akıncı F-16 yaptı. Akıncı yaptı. Kızıl Elma Hürkuş. Hürkuş'la şey yaptı. Hürkuş'la yapıldı. Hürjet Anka 3 ile yaptı vesaire. Bayağı değişti. Doğru, Akıncı Hürkuş artı F-16 da yaptı. Yani bayağı bir o 6. evet. nesil konseptinin ayak sesleri geliyor. Otonom kol uçuşu oku. Gerçekten hani şey gibi uzay filmi gibi teknolojiler ama hayat oraya doğru gidiyor. Çalışmakta bu konuları geliştirmekte çok fayda var. Sonuçta bu işin ilk adımı hava aracını tasarlamak. Ama daha zoru bence buna bir konsept oturtturmak ve arkasından bu gelecek nesil işte makina ve hava aracı, sensörler, yapay zeka nasıl birlikte çalışıyor? Gerçekten o işin ucu bucağı yok. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri de bu konuyla ilgili İHA'ların muharip uçaklarla beraber çalışmasıyla ilgili kuvvet de yani sadece bunu hava araçları olarak düşünme, su altı, su üstü, kara araçları gibi çok büyük bir konsept. Bunlarla da ilgili de önemli çalışmalar yapılıyor. Evet Anıl, çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdın. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin kararlarını seninle beraber görüştük. Uzun zamandır da beraber böyle bir gündem yapmamıştık. Sana kolay gelsin. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz abi, teşekkür ederim.